VMware Workstation Pro eğitimimizin 5. videosunda yeni bir sanal makine yaratmayı beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu kısım en önemli kısım. Yeni bir sanal makine nasıl yaratılır? En baştan itibaren beraber bakıyor olacağız. Bir önceki videodan dediğim gibi bu arayüzdeki bu butondan ya da file menüsünden New Virtual Machine diyerek yeni bir sanal makine yaratmaya başlıyoruz. Buradaki alanı kullanacağım ben. İki seçenek çıkıyor karşımıza. Bunlardan bir tanesi Typical, diğeri Custom. Eğer Custom seçerseniz kuracağınız sanal makinenin bütün ayarlarını tek tek kendiniz belirliyorsunuz. İşte VMware Workstation 15x versiyonunda mı çalışsın yoksa VMware Workstation 8x versiyonunda çalışsın? Şu ESX'e bağlı çalışsın deyip Next diyorum mesela. Buradan ISO dosyasını belirtiyorum. Devam ediyorum. Kullanılacağı, store edileceği alanı seçiyorum ve buradan kaç tane işlemci kullanacağı, kaç tane işlemci kolu kullanacağı, kaç RAM kullanacağı vesaire falan gibi her şeyi custom menüsünden tek tek belirleyebiliyorum veya Create Virtual Machine deyip Typical deyip bu alanları hızlıca geçebilirim. Ben daha çok bunu kullanıyorum. Kullanacağım, yapacağım daha sonraki spesifik ayarlar için birazdan göreceğimiz şekilde düzenlemeyi yapacağım. Şimdi gelelim. Benim burada ISO dosyalarımdan bir tanesini seçeyim ben. Örneğin şu Professional 32 bit diyor. Windows 7'dir büyük ihtimal bu. Evet, kendisi zaten otomatik olarak tanıyor artık 15 versiyonunda. Bu Windows 7 buldum diyor ben bunun içinde. Ona göre düzenleyeceğim diyor ayarlarını. Peki, süper. Ya da ben Operation sistemi custom ayarlarımı yaptıktan sonra şuradaki menüden seçebiliyorum. Devam dedim. Buradan Windows'un key'ini girebiliyoruz. Kendisi otomatik olarak giriyor. Ben bu alanları şimdi atlayacağım. Ya da işte Windows'un hangi kullanıcıyla hangi password ile girilebileceğini artık VMware'den belirtebiliyorum. Bir uyarı veriyor. Bu alanları girmedin diyor. Devam etmek istiyor musun? Evet, ben devam etmek istediğimi söyledim. Buradaki alandan Virtual Machine'in nereye store edileceğini seçiyorum. Örneğin gidelim. C menüsü altında Intel'in altında yeni bir dosya yaratıp bunun altında store edebilirim. Ama default'ta var olan alan kalması daha iyi. Burada kalsın. Makinenin ismini de buradan belirtiyorum. Yine Ali 7 diyebilirim veya Windows 7 kalsın. Kaç GB disk kullanacak? Belirlediğim alan burası. Windows 7 için 40 GB yeterli. İşte burada işte Windows 7 için önerilen disk boyutunu bize söylüyor. Şu alan Store Disk mi kullanacağız, Split Disk mi kullanacağız? Eğer Split Disk kullanacaksanız yani Windows 7 makinesini sık taşıyacaksanız bir yerlere Split Disk kullanmanız daha mantıklı. Çünkü bütün alanları tek bir disk içerisindeki dosyada tutuyor. Evet, bana dedi ki bunlar senin ayarların. Finish dersen ben sanal makineyi oluşturacağım. Fakat ben buradan gelip Customize Hardware diyerek değişikliklerimi biraz önce gösterdiğim custom kurulumun tüm ayarlarını gelip buradan kendim de yapabiliyorum. Örneğin diyorum ki 1 GB değil de 2 GB RAM kullansın. Benim işlemcimin 2 core'unu kullansın. Gitsin ISO dosyası burada ya da benim fiziksel diskimi ya da CD'mi kullanıp oradan görsün. İşte network ayarlarını buradan belirtebiliyorum. Host only çalışsın, NAT modda çalışmasın ya da VMnet 10'da çalışsın, 10 bacağında çalışsın. USB kontrolları gene buradan belirleyebiliyorum. 2.0 mı çalışsın, 3.0 mı çalışsın gibi. Ses kartı çalışacak mı, bağlı kalsın mı, herhangi bir printer bağlayacak mısın ya da display'in görüntü ayarları ne olsun? Bu alanları belirledikten sonra finish diyorum. Yeni bir sanal disk yaratıyor. Kendi belirlediği alanda bütün dosyaları taşıyor. Gerekli olan bütün dosyaları taşıyor tabii ki kendi içerisinde.
Evet, sanal makinemiz oluştu. Geldi buraya gördüğünüz gibi Windows 7. Şimdi otomatik olarak açtı. BIOS menüsüne F2'ye ulaşabilirsiniz diyor. Ben Windows 7'yi kurmayacağım. Harika, şu anda gördük. Windows 7 ISO dosyasını belirttim. Eğer normal Windows 7 kurulum adımlarını tamamlarsam bu sanal makinemin içerisine, yani VMware Pro'nun içerisine Windows 7 sanal makinesini kurmuş olacağım. Burada gördüğünüz gibi VM menüsü sanal makine çalıştığı için aktif oldu. Ben buradan Power'dan sanal makinemi shutdown edebilirim, restart edebilirim ya da suspend edebilirim. Suspend etmek demek o an ekran görüntüsünü alıp o şekilde kalması, ben devam ettirdiğimde kaldığım yerden devam edecektir. Ya da sanal makineniz dondu, işlem yapmıyor, çalışmıyor, bir abukluk var. Power off diyerek, aynen nasıl bilgisayarda biz işi çekiyorsak aynı işlemi burada yapabiliyoruz. Dondurabiliyoruz. Snapshot'ını alabiliyoruz. Snapshot kısmı önemli. Zaten bir sonraki videomuzun konusunda Snapshot olacak. Bu dersimizde VMware üzerinde yeni bir sanal makine kurduk. Eğer sorularınız varsa yorum bölümünden alabilirim çünkü önemli bir konu.